Merhaba. Merhabalaşalım mı? Bir kokla bakalım. Yani siz Evet. muhtemelen olduğu yerde şiddet gördünüz. Elimi böyle senin için kaldırınca pısıyor. Önce Korkuyor. böyle veriyorum ben. Burayı kokluyor. Sonra kendi yanaşıyor. Dur. Korkma, Buyurun korkma. temizliyorum. Merhaba, hoş geldin. Ne kadar güzelsin sen. Evet, biraz korkaz, değil mi? Ama buraya gelip de herkes korkuyor zaten. Yerim seni ben. Kafasında da küçük bir siyahı var. Sen çok pirelisin. Evet. Müthiş piremiz var. Pis. Şu an 5 aylık mıymış? Öyle dedi. Bakalım hemen. Yok, değil 5 aylık. Şu anda 7. ayımızı bitirmişiz neredeyse. En az, yani daha fazlasını bilemiyorum tabi. Ama diş yapımız oturmuş. Bütün süt dişleri dökülmüş ve yeni dişleri, kalıcı dişleri çıkmış artık. Ne istiyorum? İç dış parazitleri yapılmış ama muhtemelen etkisi geçmiş. Çünkü pirelendiğine göre. İç dış parazitleri tekrar yapılacak. Ardından da küçük küçük aşılarına başlanacak. Ama önce birazcık gönlünü alalım senin. Sen yaş babama seviyor musun Hiç acaba? vermedim daha size sormadan. Bakayım. Bakayım. Sever misin? Yemeyeceğim mi? O kadar korkuyor ki dünya umurunda değil şu anda. Çok. Bir daha bir koklayayım dedi ama yok. Olmadı. Olmadı. Evet, hemen muayenemize başlayalım. Seni buradan çabucak kurtaralım o zaman. Bir dinleyeceğim seni, tamam mı? Hiç burun akıntısı oluyor mu? Burnunun kenarlarında böyle ilk geldiğinde kan gibi bir şey vardı. Siyah 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 birikintiler. siyah. Onlar genelde mama kalıntıları oluyor. Gözlerinde vardı. Ben de pamukla sildim hep. Ben sağlık çalışanıyım. Aslında Harika. daha ilk aldığım gün getirecektim ama nöbetlerim çok sıktı, Of, getiremedim. sizin işleriniz çok zor zaten. Çok da Evet. yoğun biliyorum. Şimdi hafif bir sürtünme sesi alıyorum akciğerine. Aktif olarak aksırma, tıksırık, hapşırık vesaire bir şey yok değil mi? Yok yok, Ya normal. eskiden kalma bir iz de olabilir o yani. Oradan daha önce bir solunum yolu enfeksiyonu geçirdiyse duyduğum şey olabilir. Çok yoğun bir şey değil zaten. Sinirlerini ne yapacağız? Onlar için ben şimdi birazdan ona damla yapacağım. Damladan sonra 8 saat sonra hepsi gitmiş olacak. Bazen bunlar mama yerken burunlarının içine kadar sokuyorlar. Böyle küçük siyah kalıntılar olabiliyor mamanın üzerindeki. Soslar yapışabiliyor buraya. Bazen de burun akıntısı oluyor tabii. Ondan kaynaklı oluyor. Hiç yaş mama vermedim ben daha önce. Sadece kuru mama. Suyunu günde 2 kere değiştiriyorum. Harika. Suyunu daha sık bile değiştirebilirsiniz. Yaş mama haftada bir kullanabilirsiniz. Sıvı ihtiyacını karşılamak adına kediler için iyi. Ama iyi markalar olsun. Kuru mamanın da üzerinde soslar oluyor ya böyle. Buruna o da yapışabiliyor tabii. Sadece yaş mama değil. Takipte kalalım ama. Şimdi şu ağzına bir daha bakalım. Bir daha bakayım o güzel ağza. Harikasın. Tamam, bize bir iç parazit hazırlar mısın? Tamam, bitti ki. Çok az kaldı. Yani mesela şey ben biraz araştırdım. Sırt üstü yatıyor şu ara 1-2 gündür. Göbeğini Güzel şeyler bunlar. Size sevdiriyor. güveniyor anlamı taşır. Pire'ye baksana. Mesela ya eşimin ya da benim hangimiz evdeyse yanımızda Kaçtı yatıyor. valla. Beni o uyandırıyor şeyde. Harika. Uyuştu ben. Devdiriyor kendini. Bunu çok sık mamaya çalıştım ben. Kasmasını çok var değil mi? Çok çok var. Kaşınmasından anladım zaten. Ama kurtulacak hepsinden çok kısa bir sürede. Damlalar bu noktada çok etkili. Çok hızlı bir şekilde Ne hepsi zaman ölecek. kesinleştirebiliriz onu? Önce aşılarını bitirelim. Genel durumunu toparlayalım. Ondan sonra kulağını da bir kontrol edeceğim. Çok fazla kulak akıntısı var. Müdahale yer inanılmaz kötü bir yerde çünkü. Evet, birazcık bakımsız kalmış. İyi ki size denk gelmiş ama. Şimdi küçük küçük hep beraber onu toparlarız kısa sürede.
Duydun mu kızım? Rahatladın biraz. Kulaklarının içine bakacağız şimdi, tamam mı? Bir de otoskopu alayım. Korkma sakın, tamam mı? Çok da uslu maşallah. Ne oldu kızım? Evde benimle film izliyor. Buna da bakayım mı? Kulak muayenesi kedilerde çok zordur. Genelde çok kızarlar ama bu çocuk gerçekten müthiş. Müthiş. Siz daha önce kedi baktınız mı peki? Evet. O zaman tecrübelisiniz, anlarsınız dillerinden. Kulaklarımızda da dış kulakta küçük bir enfeksiyon var maalesef. Orası için de minik bir ilaç vereceğim size. Zaten sağlıkçısınız, çok rahat uygularsınız onu. Ben yalnız onun gözüne et geldiğinde iltihap edin, nitradan baktım. İşe yaradı mı? Yaradı. Harika. Şuralardan bayağı sarı sarı akıyordum yani. Şimdi düzenli olarak akıntılar devam ederse yine kontrol ederiz ama çayla temizleyebilirsiniz ya da özel göz solüsyonları var. Onlarla temizlik yapabilirsiniz. Ne yaptık? Afiyet bal şeker olsun. Yuttun mu hapını? Yuttum. Bu verdiğim iç parazitte. İçinde midesinde kurtlar varsa onları dökmüş olacağız bu sayede. Tırnaklarımızı da kısaltalım biraz. Tırnaklarınızı kesebilir miyim hanımefendi? İzin var mı? Her şeye evet diyorsunuz zaten, maşallah sana. Buna da kızmazsın bence. Seni pirelerinden kurtaracağım biliyor musun? Ay çok güzel. Kaçma sakın ama, tamam mı? Evet bakayım. Burayı da bir görelim. Şey, dış kısmında idrarında bir koku var yani. Onu da söyleyeyim. Bayağı. Mamadan olabilir mi? Yani mamayla da ilişkili olabilir. Dur bakacağım dur. Şu tırnağı keseyim, oraya da bakalım. Buradayım. Tamam aşkım. Aa uslu dedik. Oraya dokununca kızdı. Şey evet, buraya dokunmuyor. Salvi. Bırak bir. Sakinleşir misin biraz? Özür diliyorum senden. Çok özür diliyorum. Bir daha oranı dokunmayacağım, tamam mı? Tırnağını keseyim. Sen şimdi Doğan amcası olmuş sadece. Evet. Hemen kalkıyor, gidiyor. Genel anlamda kediler orayı pek sevmiyorlar maalesef. Deli. Deli. Şöyle dönsün. Birazcık da kafası karışsın. İki tane kaldı ki. Bir tane kaldı. Venüs, buradayım. Kaptı parmağımı. Bitti, tamam. Gel. Özür diliyoruz. Ama doktor bakar. Her yere bakar. İzin var bana, tamam mı? Bana kızma. Dur bakalım şimdi. Tamam aşkım, tamam. Bir şey yok. Dur bakalım. Sakin ol. Bitti, bu kadardı. Geçmiş olsun. Tamam. Evet. Peki hiç kızgınlık belirtisi gösteriyor mu? Evde bağırma, çağırma, yuvarlanma vesaire. Yok. Sadece şey, sanırım içgüdüsel olarak giriyor ona. Biz eve geldiğimizde falan bayağı söyleniyor. Yalnız kalıyor çünkü bir 14 saat falan. Kapıda bekliyor. Anahtar sesini duydum ama kapının arkasında beliriyor zaten. Her durumda dolanıyor böyle. Mi? İyi, çok güzel alışmış size. Kızgınlık da olabilir. Ne yaparlar o sırada? Kuyruk kaldırarak gezme, yuvarlanma. Severken de kaldırıyor, yanaştırıyor. Zaten bu noktada da o yüzden bu kadar hassas. Ama önce dediğim gibi genel durumunu iyice toparlayalım. Aşılarını bitirelim. Ondan sonra kısırlaştırma işine gireriz. Ya, o çiçeği de sevdim mi? Böyle uzatınca kendi geliyor sütünü. Alışır yavaş. Tamam. Şu an sadece yanımızda yatıyor ya da kendi kendine sevdiriyor. Ama kucağa gelme, kucakta oturma yapmıyor. Aferin sana. Bu arada çok özel gözlerimiz var değil mi? Bir tanesi... Bu ne renk? Sarı. Sarı mı? Ela. Ela, diğeri de mavi. Vallahi harika gözlerin var. Bayıldım sana. Böyle kafa yapısı olarak British'e çok benziyor. Gözler van kedisiymen diyor. İlginç bir çocuk olmuşsun gerçekten. Tipe bak.
Şu yaş mamanın bir tadına bak ya. Bak bir şey göstereceğim. Bak şunun tadına bir baksana. Çok azıcık vereceğim sana şimdi. Bak. Nasıl buldun? Beğendin mi? Birazcık daha yemek ister misin buradan? Bir bozuldu artık, yedin. Yemeyeceğim mi? Emin misin? Şuraya koyayım ben istersen. Bir düşün sen, burada var bak. Kaçacaksın. Peki. Hemen damlasını da yapıyorum onu. Vitamin kullanıyor musunuz şu anda? Vitamin. Tamam. Size bir vitamin vereceğim. Onu kullanacağız düzenli olarak. Genel durumunu toparlamak amacıyla. Bir de az önce hap yutturdum ya ben ona. Bir tane de sizin yutturmanızı isteyeceğim. Herhangi bir yaş bombanın içinde de olabilir. Ya da direkt boğazına da atabilirsiniz. O şekilde yutturalım muhakkak. Ne bekle zaman? Doğan. Bir 5 gün sonra yutturacağız. Yaklaşık bir 10 gün sonra da tekrar kontrole çağıracağız sizi. Her şey güzelse, iyiyse aşılarına başlayacağız. O sırada takip edelim. Neler olduğuna bakalım, gözlemleyelim. Evet bebek. Gel bakalım buraya şimdi. Yıkamak vesaire bir sorun olur mu? Ben yıkamayı düşündüm ama... Yani bazı kediler çok seviyor yıkamayı, bazı kediler nefret ediyor. İşte. Bu muhtemelen sevmeyecektir evet. Diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Fakat çok da gerek yok. Yani pire konusunda hassasiyetiniz için diyorsanız damlasını yaptıktan sonra hiçbir şey kalmayacak üzerinde. Sadece güzel bir tarama yapmanız gerekebilir sonrasında. Yumurtalar kalıyor çünkü şu siyah siyah ya da dışkıları. Onlar da yavaş yavaş gidecek. Bir ay sonra damla tekrarı yaptırdığınız takdirde bir daha pire görmezsiniz zaten. Yeter ki düzenli olarak dış parazit tedavileri yapasın. Bugün ensesini sevmeyeceğiz. Onun da ulaşamayacağı nokta olduğu için enseyi tercih ediyoruz zaten. Anlaştık mı? Bu bilgi sanaydı. Evet. O zaten bugün bize yanaşmayacak muhtemelen. Bu kadar işte. Tebrik ediyorum seni. Aferin sana. Tipsiz seni. Nerede kutumuz, zaman kaçıralım onu. Küçük bir anlaşmazlık yaşadık ama barıştık sanki, değil mi? Evet, geç bakalım. Girmeyeceğim mi? Eve gitmek için tek yol orası canım. Bir alternatif yollar bakıyor ama. Neyse, kendi girdi sayılır. Düşün işte, bizden ne kadar hoşlanmıyor. Sevmediği çantaya bile hemen girdi. Salamla kandırdık onu ya, girmiyor diye. Yemedi zaten. Eşek ya. Vallahi yemedi. Bundan sonra hiç istemeyecektim muhtemelen bize getireceksiniz diye. Çok geçmiş olsun.